Evet. Merhaba. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Herkes geldi mi? Geliyor mu yavaş yavaş? Evet, geldi Şimdi herkes. son bir şey söylüyordum. Yarım kaldı. O sözümü söyleyip bir yandan da boyayı elime aldım. Sizleri çok bekletmeyeyim diye. İşte dediğim gibi hapishanede psikolojik tarama yaparlarken iki hastayı, iki kişiyi diyeyim, daha doğrusu hasta demeyeyim, küçük pencerenin önüne koymuşlar. Dışarıda ne görüyorsunuz diye sormuşlar. Dışarıya bakan iki insana. Şimdi konuşmalar sırasında bir tanesi sadece şunu söylemiş. İşte pardon, bir tanesi çamurlu yolları gördüğünü, yağmur yağmış işte boş bir arazi, işte çamur, balçık, hep onlardan bahsetmişti. Çamurlar var, balçık var, toz var, toprak var, neyse bunlardan. Bir tanesi sadece bir tek kelime söylemiş, demiş ki çamurların içinde çiçek açmış, onu gördüm demiş. Şimdi biz bundan sonra inşallah hep o çiçeği görenlerden olalım. Hani etrafını görmeyelim. Bu herhalde çok güzel anlatıyor. Böyle devam edelim inşallah hep beraber. Evet. Evet Neşe Hanım arkadaşlar. merhaba diyor, Nilgün Hanım. Merhaba. Sabahat Hanım merhaba. Ay, Sen de hoş hoş geldin geldiniz. diyor Sabahat ona. Hanımcığım, size engel olmuyoruz değil mi bugün yürüyüş? Ya da bundan sonra mı çıkacaksınız bilmiyorum. Afife Hanım merhaba Neyse, demiş. yarından itibaren zaten serbest sanırım. Dice Tasarım inşallah demiş. Görüntü güzel mi acaba? Evet, sabah güzel dediler. Ben sordum. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyorum biliyor musunuz? Dün izleyenler için küçük Merhaba. şunda yapmıştım. Bunun dokusunu kaybetmeden. Şunda kazımayla bir şey yapmıştım. Bu ağacın renginden dolayı çok göstermemişti beyazı. Şimdi bakın, MDF'de yapıyorum. Biraz sulandırdığım beyaz boyayı sürüyorum. Ya Sabahat Hanım sana evde olmaya değer diyor. Ay, çok teşekkür. Öpüyoruz sizi. Bakın, dümdüz boyuyorum. Çok sevindim. Tamam, görüntü güzelmiş. Ama hep aynı Merhaba yöne Nuri boyuyorum. Nisa Hanım. Hoş geldiniz Nurcan hepiniz. Hanım da güzel dedi. Şöyle. Aa, Ne oldu? altında soyu erel. Hayır, donarak seyrediyoruz. Allah Allah. Bazısında güzel de bazısında neden öyle oluyor acaba? Ya Dice Tasarım ağır biraz ama sorun değil, yeter ki siz orada olun. Ya düzgün çıksın ya, değil Ay mi? Çok ya teşekkür ederiz. arkadaşlar, bakın bu kadar emek veriyoruz. Bana özelden de çok yazıyorsunuz. Tamam, haklısınız, teşekkür de ederim. Uyarı anlamında da yazıyorsunuz. Haberim olduğu iyi oluyor. Ama bizim burada çok güzel gözüküyor. Sonradan izleyince işte biz de görüyoruz, ağaç Ya evet, çekim çok gibi, kötü çok ya öyle kalitesiz, çok kötü olması. görüntü. Yani gerçekten üzülüyoruz. Bir de bu kadar emek veriyorsunuz. Tabii ki güzel olmasını biz de istiyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın, bir sürü alet edevat aldım bu görüntüler güzel olsun diye. Hatta şey takıyoruz, internet yayıcı, dağıtıcı takıyoruz buraya. İnternet, çünkü bugün herkes evde oluyor ya, bizim yayın yaptığımız günlerde sokağa çıkma yasaklarında yapıyorum. Acaba diyorum, internet hani çok zayıf kalıyor, o yüzden mi, herkes kullandığı için, yüklendiği için. O, tek ihtimal o geliyor bana, bilmiyorum. Nazife Hanım merhaba diyor. Sevdacığım, bacağın nasıl oldu? İyiyim iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Nazife Hanım. Ahşabın 50 tonu. Sadece Kızdı, kızarık, onun merak dışında ettiler tabii. bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Ay, buranın üstünde boyadığım için şimdi burası şey olacak Kurdelenin dansı. arkadaşlar. Merhaba canım hocam. Nurcan hocam, siz de harikaydınız. Ay, teşekkür Güzel ederim. şu anda. Canlı yayın çok oluyor hocam, o yüzden. Hem canlı yayın çok oluyormuş ya. He, işte yani var bir sebebi mutlaka, ama işte Senin yani sesin biraz üzülüyorum. azmış. Biraz daha sesli Ha, konuşursan. Sevdacığım, şuraya çekmem mümkün mü? Tamam. Ya bir de hani arkadaşlar, bazen yazanlar şey diyorsunuz, işte hani arkadan çekseniz işi göremiyoruz, edemiyoruz. Bizim burası 6 metrekare bir yer arkadaşlar. Benim arkama geçip Sevda'nın çekme gibi bir ihtimali yok maalesef. Keşke ama Keşke yani yer olsa, yok. herkesin her istediği yönden çeksek, ama mümkün değil. Yani direkt şu hani şeyi, bakın sağ tarafımda eşya, sol tarafımı görüyorsunuz bu şekilde. Burası da Arkam küçük zaten arkam. duvar olduğu için mümkün değil. Önümüzde de böyle bir 2-3 karış bir boşluk var kapıya kadar.
Yani o söylediğiniz imkansız bir şey. Neyse belki böyle biraz daha iyi olur. Şöyle yani, daha iyi oldu evet. Yapabildiğinizin en iyi şartlarında size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Ama sonuçta yani şu fırçanın gidiş gelişini görmenize bazı tekniklerde gerek yok. Zaten görmeniz gerektiği yerde şöyle yaklaştırıp gösteriyorum. Sonuçta düz boyamayı hepiniz yapıyorsunuz. Evet. Şey. Bakın. Şöyle sürüyorum. Güler yüzünüz Gündüz. Hep gülsün demiş Sevgi Hanım. Sevgi Özçakır Çalışkan. Amin, amin. Bir eşin hobili ellerinize sağlık. Ay, hocam kolay gelsin ederim. Demiş. Sağ olun. Bilgin Hanım ne şartlarda çalışıyorsunuz? Vallahi. Burada yanın dansı her şeyi dört dörtlük beklenmemeli diyorum. Sevgi Hanım evet, sorun yok demiş görüntüde. Hani, çok sevindim. Ya, sorun olmadığı zaman biz seviniyoruz. Çünkü gerçekten hani buraya bir bakın zamanımızı ayırıyoruz, şey yapıyoruz. Severek, isteyerek hani sizlerle birlikte olmayı tercih ediyoruz, yapıyoruz. Zaten istenmese yapılacak bir iş değil gerçekten bu. İsteyerek yapıyoruz. Onun için en iyi ortamda ben de yapmak isterim. Atölyemde hiç canlı yayın yapamıyorum. Atölyemde yapsam orada çok çok rahat olacak ama maalesef orada internet çok kötü çekiyor. Yani bazen telefonlar bile çekmiyor. Emin Hanım da herhalde burası arkadaşlar yeni yerleşim merkezi buralar. Beylikdüzü. Yok canım alakası yok. Belki o yüzden mi bilmiyorum ya. Kablolar mı? Ya da çok kalabalık bir yer ondan mı? Yani hiçbir şeyi bilmiyorum. Açıkçası o konular hakkında zaten çok bir fikrim yoktur. Bilgi sahibi değilim. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Renklerin dansı olsun. Böyle çok güzel Allah razı olsun demiş. Ay, teşekkür ederim. İşte bu iki kelime yetiyor. Sağ olun. Dilek Sıhan. Kolay gelsin Fatma'nın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nurcan Hanım böyle çok güzel hocam demiş. Tamam. Burada elinin dansı elinizden gelenin en iyisini yaptınız belli her şey için teşekkürler. Biz ay teşekkür çok tatlıyım ya. Nazif Hanım da şu an mutfakta iş yapıyorum. Telefonu açtım duvara sabitledim bir yandan keyifle izliyorum. Allah razı olsun sizden çok iyi geliyor demiş. Öpüyoruz bakın bize. Şöyle bir şey de koyacağım içine o yüzden bunu da bir kat boyuyorum. Seval Hanım da teşekkür ediyor zevk alarak seyrediyoruz diyor. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben de evet, herkese olduğu için diyorlar. Sevda'nın söylediği isimleri ezberledim. Önceden hikayeyi atınca yorumları da görebiliyordum. Evet. Kimleri ama şimdi göremiyorum. Telefondan şey yapayım dedim. Benim telefonum biraz ısınmış. Seval Hanım da biraz geç kaldım diyor. Evet. Handmade sign. Selamlar kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum çok geç kalmadınız. Ne yapıyorsun ki? Dur, şimdi bunu yaparken anlatacağım. Hani Emine Hanım da sizi geç buldum. Çok sevdim. İyi ki varsınız demiş. Ay, çok teşekkür ederim. Ya o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki arkadaşlar. Hepinize tek teşekkür ediyorum. Yorumlar haricinde bir de özelden yazanlar. Bugün, dün akşam inanın biri neredeyse ağlatacaktı beni. Ya. O kadar güzel bir yorum yazmış ki ben hani onu çok herkesin özel yazdığı sözleri paylaşmak da istemiyorum. Benden özür diliyor. Neden ya. Özür? Beni takip etmeye başlamış yani. Benden özür dileyen insan yani çok duygulandım gerçekten. Sizi yeni fark ettim. Yeni keşfettim sizi. Kusura bakmayın özür dilerim diye. Gerçekten çok duygulu. Hani geri yazılanları çok hatırlayamıyorum şu anda. Uzun bir şey paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Yani keşfetmemek, bulmamak tabii ki bir kayıt. Şimdi tanıştık. Bundan sonra inşallah çok güzel şeyler yaşarız hep beraber. Filiz Hanım galiba o kadar güzel detaylı anlatıyorsunuz ki karanlık bile olsa yine izleriz. Ay, çok teşekkürüm. Evet işte bu konuda da çok... Nurcan Hanım da ne kadar dua alıyorsunuz canım hocam. Herkese ulaşıyorsunuz demiş. Seval Hanım yaptığın ilgilerde ne yapıyorsunuz? Acaba Vansrock olacak mı bugün? Evet Vansrock. Bugün yapacağım işleri sıraladım arkadaşlar. Şimdi bunu göstereceğim. Bu çok çabuk bitecek. Şurada bir dokum var ki onu 2-3 çekim öncesinden yapmıştım. Onu orada unutmuşuz. Zemin boyadık. Ondan sonra tabaklara Vansrock yapacağım. Bakın şöyle bir çerçeve yapacağım ben.
Böyle düz boyadım. Serap Hanım, zaman ayırıp bize sanatınızı gösterdiğiniz için çok teşekkürler. Çok emek veriyorsunuz belli ki. Sağ olun, var olun. Hayır, rica ederim. Severek yapıyorum. Sizler izleyin. Dönüşte bana yorumlarınızı yazın paylaşımların altına. Ben de o zaman hani kimler izlemiş, kimler yorum yapmış. Evet, ben şimdi göremiyorum ya. Ben paylaşımlardaki yorumlarınıza göre değerlendiriyorum. Şimdi burayı göremiyorum. Onun için... Evet arkadaşlar, şimdi anlatayım. Dümdüz bir MDF'yi, beyaz boyayı, bunu her renkle yapabilirsiniz. Beyaz boyayı ben sulandırarak sürdüm. Bakın çok kapatıcı değil. Çok kapatıcı olsun istemiyorum. Bakın elime çıkmayacak kadar kurudu ama daha ıslak, nemli. Bu seviyeye geldiğim zaman, bakın aslında zımpara yapmam lazım ama atölyeden zımpara getirmeyi unutuyorum. Zımparalarım çok kötü oldu. O yüzden şöyle bulaşık teliyle yapıyorum. Altına ben bir şey alayım şöyle. Bunu istediğiniz kadar kalın sürebilirsiniz. Çok sulandırmayabilirsiniz. Ama o zaman biraz daha kuvvetli bastırmanız gerekecek. Hı hı. Ben çok kuvvetli bastıramadığım için arkadaşlar. Evet, renklerin dansta. Ay evet, dans çok güzel olur demiş. Hı-hı. Nurcan Hanım, herkesin sizden öğrenecek çok şeyi var. Sizin gibi bir sanatçı vakit ayırıp bu imkanı sağlamasında büyük bir nimet demiş Nurcan Hanım. O yüzden arkadaşlar, mümkün olduğunca çok arkadaşlarınız vardır, öğrencileriniz vardır. Her yayında söylüyorum. Paylaşın onlarla da. Katılsınlar, seyretsinler. Çünkü sonradan bana gelip dönüp diyor, ya hocam yeni keşfettik işte, yeni gördük sizi, daha öncekileri kaçırdık mı? Yok. YouTube'a da yükledik biz. Ama birebir hani soracağınız sorular olur, bir şey olur. Canlı katılmak çok daha farklı tabii ki. Funda Hanım da kolay gelsin. Sizi takibe La Bohem'in önerisi ile bugün başladım ve canlı yayına bağlandım. Ay, emeğin, çok teşekkür ederim. Emeğinize, elinize sağlık sanırım. Ben de çok geç kalanlardanım. Tatlı diliniz, güzel yüzünüz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Nuray Hanım, hocam çok özelsiniz. Cevap veriyorsunuz, zaman ayırıp teşekkür ediyorum demiş Nuray Hanım. Hazel Nuray. Ay, teşekkür ederim. Ben hepinizi tanıyorum. Evet, Sevda tanıyor. Nuray Hanım'ı da, Seval Hanım'ı da. Hocam, Seval Hanım da şöyle demiş. Hocam, ben sizi uzun zamandır takip ediyordum. İşinizde doğayan olduğunuzu biliyordum. Ama sizi canlı yayından yakından tanıma imkanı buldum. Yazın Büyükçekmece'ye yazlık olarak geliyorum. Mutlaka ders için. Bekleriz her zaman. Gelmek istiyorum demiş Seval Hanım. Pardon. Şimdi neredesiniz acaba? Herhalde daha uzaktadır. Yazın atölyem de çok serin olacak. Kuzey cephe. Evet. Oturmaya da bekleriz. Evet. Kahve içmeye. Şimdi bakın, Nurcan Hanım herkes sayfasında duyuru yapsın. Herkese ulaşsın bilgiler demiş. Sen pardon ya, böldüm. Evet. Şöyle mi kızından göstereyim? Bakın şu azıcık daha kursun. Şunu arkadaşlar, bakın bunu ne yapacağım, şimdi şurada bizim ahşabımızın görünen bir rengi var, oraya farklı bir renk de ben birazcık dokunacağım, çok az. Bir antikuin alayım şurada, eskitme boyası. Eğer eskitme boyanız yoksa, dediğim gibi, daha önceden de dediğim gibi, istediğiniz renk boyaya birkaç damla glaze karıştırarak bu boyayı yapma imkanınız var. Şimdi ben birazcık, şimdi o havalanana kadar, sonradan da boya sürdüm ya. Bakın şu polyestere, bu da iyice kurumadı. Eyvah, ben biraz acele ediyorum ya. Bu da kurumadı. Beyaza mı boyamıştın onu? Evet, beyaza boyamıştım. Kurumadı. Güneş de gelmedi henüz balkona. Şunun ucuna bak, geliyor aşağıdaki ahşabı. Şöyle koyalım. Evet. O kururken. Bunları... Biraz sonra yapsak çok geç kalırım diye korkuyorum. Neyse, şöyle dursun. Benim çok sevdiğim bir teknik, o yüzden göstermek istiyorum onu da. Şu işte kenara koydum, beyaza boyadım. Evet, o çok güzel. Bir de çok çabuk biten bir şey. Bakın şunda da... Ay, o çok güzel oldu ya. Ben onu çok sevdim. Bakın, şeker şöyle, gibi. Şöyle alacalı, gelişigüzel turuncu ve sarıyı karıştırarak
çok gelişi güzel bir şekilde boyamıştım. Bunun yayını da bu daha şeyde önce görünmüyor. Bak bu IGTV'de profilde paylaşmadığı için kimse göremedi bunu. Bence evet, onu izlesinler diye yayının tarihini söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar IGTV'nin şeylerinin formatını değiştirdiği gündü şurada bu. Profilime atmamış bunu. Bakın, direkt IGTV'de. 18 Mayıs birinci video ve ikinci video olarak var. YouTube'da var galiba. YouTube'a da yani şey yayına geçmedi. YouTube'a da yükleyeceğim ama bu yayın böyle heba oldu ya. Neyse oradan çok güzeldi bu tepsi, mutlaka görün diye ben şey yaptım. Tepsisi de şurada. Bunların yapıldığı yayın. Tarihini söyleyeyim diye şey yaptım. Sabahat Hanım, hocam kurutmak için fön makinesi kullanamaz mıyız demiş. Evet, kullanırız değil mi? Çok ses yapar diye benim aklıma geldi. Biraz çok fazla ses olur diye ben onu burada şey yapmıyorum da. Neyse bu arada şunu yapayım, bu da kuruyacak, bu kururken onu yaparım. Şimdi arkadaşlar buna biraz eskiden leopar deseni ben elde yapardık hep. Bunda da çok bariz olmayacak şekilde şöyle gelişi güzel. Oo, leopar mı yapıyoruz? Nuri Nisan'da onun rengi nasıl güzel, bayram şekeri gibi. Gerçekten ben de çok sevdim, şeker gibi. Hocam bu ürünün ayağı da vardı sanırım. Beriş'in hobileri. Hangisi? Bunun mu ayağı? Yok. Renk çok tatlı demiş Nilgün Hanım. Ha, Seval Hanım bak cevap vermiş sana. Kışın Beyoğlu tarafında oturuyorum. Kurslara katıldım. Acemice uğraşıyorum. Ama One Stroke ilgi alanım oldu demiş. Evet, bekliyorum. He, bak bak doğru söyle. Bak Beriş'in hobileri demiş ki isterseniz takabilirsiniz demiştin sanırım. Ya müthiş bir hafızanız var. Ben de şimdi hatırladım. Hatta düşünmüştüm. Neyi? Ayak takabilirsiniz demiştin ya. Yayında. Evet, evet, harikasınız. Evet. Teşekkürler Sevdan. Rica ederim. Ayak, ben hatta birkaç gün önce yeşil dokulu, yeşil ve siyah vazolar paylaştım. Şah küpler. Onun önünde takımını yapmıştım bununla. Onun üzerine polyester kut taktım üstüne. Ay çok ona da bakın, olmaz. İnceleyin. Çok güzel oldu. O benim favorim. O evet, bakın. Nuri Nisan'da Sevdacığım, emeğine sağlık canım. Seni de emeğine. Ay rica ederim. Ne demek? Öpüyorum. Bakın bunu da kırmızının şu kırmızı rengi biraz koyu kahverengi kattım. Bakın çok gelişi güzel dokunuyorum. Görüyor musunuz? Evet. Görünüyor herhalde. Hatta şöyle alayım. Devam etmez gerçi de hiçbir zaman. Kapak farklı yönden kapatılırsa. Rastgele şey yapıyorsun evet, değil mi? Evet evet, rastgele. Öyle yarım ayrı. Yalnız rastgele yapmak için bile bazen şeyi bilmek lazım. Mesela silebilir leopar miyim? Leopar deseni nasıl olur? Pardon, ne dedin? Silebilir miyim? Mesela ben kesin yanlış yaparım mesela. Tabii tabii yaparım. Hemen kurumadan ıslak mendille silebilirsin. Tamam. Yayın. Biz yıllar önce elde stencil'lar falan yokken o kadar çok yapardık ki leopar deseni. Hatta takımlar yaptık, mutfak takımları. Ne bileyim, kumaş üzerine bile yapmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Çok severim. Gönül'ün hobi dünyası. Yayın bende mi kötü, herkeste ağır çekim gibi mi? Ay çok üzüldüm ya öyleyse. Öyle mi ya? Kurdeli'nin dansı IGTV'deki paylaşımlarınızı, hikayelerinizle paylaşın. Görenler izler, ben onu öpüyorum. Ay güzel fikir. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, böyle yapabiliriz. Sabahat Hanım ekrana yapıştım inanın demiş. Ay çok tatlı. Çok seviyoruz Sabahat Hanım. Herkes leopar deseni sevmek zorunda değil. Sevmiyorsanız buraya herhangi böyle fırçayla yapraklar yapabilirsiniz. Ne bileyim, gelişi güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Çok iyi yapabiliyor olmanıza da gerek yok. Ya da minik minik desenler yapıştırabilirsiniz. Peçete deseni falan. Ya da dekupajlar. Nuri Hanım muhteşem demiş. Beyşin hobileri pür dikkat izliyorum hocamı. Porselen mi, o kutu polyester mi acaba? Porselen, bisküvi porselen. Bisküvi porselen. Evet. Seramik yani. Bak. Dudak gibi, evet. Nilgün Hanım söylemiş, çok güzel. Ay, ağır bak, çekim gibi diyorlar. Ay. Kapatıp yeniden mi açsam acaba, düzelir mi? Ne kadar var? Daha 20 dakika oldu açalı, hep böyle açıp açıp. Kapatıp. Şimdi bakın bunu kurumaya aldım. Üstünden çünkü bunun işlem yapacağım. Hani görünmüyor, şey ekrana göster. Heh. Tamam, bakın. Sen bu tarafı çevirme. Dur. Evet. Şöyle. Görünüyor mu? Bakın her tarafına dokundum.
Ya ağır çekim gibiymiş. Eyvah. Yine. Buradan açacağım. Tekrar kapatıp açsam çok şey hissediyorum böyle ya, sizi yoruyormuş gibi hissediyorum ama bir daha açsam acaba? Ama onları da işte paylaşırken çok kötü, parça parça oluyor. İnsanların düzgün seyredemiyor. Ama şimdi ağır çekim gibi hiçbir işe yaramıyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu zımparalamaya geçiyorum. Bu biraz kurudu. Yan kesik fırça ile bu deseni verebilir miyim? Verebilirsin. Bakın elimde benim şöyle çok kötü, bozuk bir fırça vardı. Şununla yaptım. Yani elimde hangi fırçanın olduğu çok önemli değildi. Çok muntazam olması için uğraşmadım ben onu. Kurdelenin dansı da gayet iyi yayın demiş. İzleyenlerin internetinde problem olabilir belki. Evet. Hiç aklıma gelmezdi bu deseni böyle yapmak. Sabahat Hanım öyle söylemiş. İlgin Hanım da görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben biraz ayağa kalkacağım ve şöyle masadan koyacağım. Kolum rahatsız ya. Şimdi güçlü zımparalamam lazım. Renklerin dansı da tekrar açsanız iyi olur belki. Bir siz çıkıp yeniden girseniz, düzelip düzelmediğini bana söyleseniz olur mu acaba? Bir öyle bakalım. Olmazsa biz de açıp kapatırız. Çünkü güzel görenler de var, kötü görenler de var. Öyle yapsak olur mu? Merak ediyorum çünkü. Kötü olmasın yayın. Bakın arkadaşlar, sadece tek yöne yapıyorum. Bakın, tamamen MDF'si çıkmış oluyor. Boyayı da bazı yerlerde daha çok, bazı yerlerde bırakıyorum, daha az kazıyorum. Çok teşekkür ederim. Renklerin dansı çıkıp yeniden girecek. Bakacağız. Ağır çekim gibi ama sorun değil. Serapan'ın da ağır çekim gibi daha iyi yapılanları daha iyi takip ediyoruz. Ay çok teşekkür. Bakın evet, o da bir bakış açısı değil mi? Çamurda açan çiçek tarafını görüyoruz sadece. Aa, Nuri Nisa Hanım da demiş bak düzelmedi. Gönlün o bir dünya düzelmedi. Çıkıp yeniden geldim. Ay düzelmiyor anne. Donuk donuk akıyor. Biz de üzülüyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bakın yönüne dikkat edin. Bir şey deneyeceğim. Ben zımpara yapıyorum. Sevda denesin o zaman. Şimdi nasıl acaba? Biraz değişti mi? Ya herkes sağ olsunlar. Sonra ağır olunca daha iyi belli oluyor falan diyorlar ama. Teşekkür ederiz. Ama keşke güzel olsa ya. Şöyle net görebilseniz. Şimdi biraz düzeldi mi acaba? Bir şey denedim ama. Evet anne bak, hızlı hareket ettiğin için olabilir. Kurdelenin dansı da öyle söylüyor. Hızlı hareket etsem. Tamam, yavaş hareket atlardan edeyim sonra. Böyle bir anda hızlı hızlı geçiyorsun. Tamam. Ay. Tamam öyle yapalım. Yavaş yavaş hareket edeyim, ne yapayım. Ama yavaş hareket ettiğim zaman aynıymış. Normalmiş gibi görünür ama yine arkadaşlar size göstermek istiyorum. Şöyle tam net gözüküyor mu Sevda Dokuz? Vallahi ben net görüyorum da işte keşke. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Aynen düzelmedi. Hemen kapatıp yeniden açayım. Birkaç dakikaya açıyorum yeniden. Yani birkaç dakika değil, hemen açıyorum.